five, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. The new video I'm speaking with the Narsia War Era. Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomuza Narsia Savaş Çağı'nda İmparatorluk Kalesi konumuz olacak inşallah. Görmüş olduğunuz gibi tüm loncalar canı gönülden burada savaşlarını veriyorlar. Herkes saldırılarını vesaire yapıyor. İnşallah teşkilatımız sonuncusu olarak İmparatorluk Kalesi bize gelir, bize düşer. Bu noktada tüm loncalara başarılar diliyoruz. Hedefimiz İmparatorluk Kalesi. Saldırılarımız, savaşlarımız bu yönde. Burada Payitaht loncası, Redline loncası ve emeği geçen tüm loncalara başarılar diliyor. Kendilerini yapmış olduğu aktiflik, saygıdan dolayı tebrik ediyorum arkadaşlar. Narsia savaşçılarımız bu şekilde başladı. İnşallah 23 saniye var. Saldırılarımız anında başlayacak tüm loncalara. Ben buradan devam ediyoruz söylemeye. Direkt dalacağız, saldıracağız. Bakalım nasıl olacak, neler olacak. Hep beraber göreceğiz inşallah. Şu anda koruma altında. Evet. 4 saniye, 3 saniye ve 2 saniye. Evet, görmüş olduğunuz gibi saldırılar başladı. Bölgesel süresi doldu. Payitaht loncası bu şekilde buradan saldırılarını başlattı. Saldırılar çıkıyor. Bakalım neler var. Güzel bir şekilde geliyorlar. Redline loncası buradan takımlarını çıkardı. Biz tabii ki de biraz taktiksel ilerlemeye çalışıyoruz ama arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi taktik bu konuda taktik olmaz. Çünkü neden? Sürekli daim olarak bir saldırı olduğu için tüm noktalardan, tüm hatlardan hani herhangi bir taktik yapmak imkansız. Bunun yerine sadece taktiksel yerine bu şekilde devam ediyoruz. Biz de takımımızı gönderiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizler de takımlarımızı gönderdik. Tüm loncaların eline koluna sağlık. Burada herhangi bir kazanan lonca olmayacak benim gözümde. Buraya kadar ulaşan tüm loncalar kazanmış durumdadır. Bu benim şahsi bir görüşümdür arkadaşlar. Yani bu noktada herkese tebrik ediyorum herkesi. Görmüş olduğunuz gibi teşkilatım az sonrasından da bu şekilde saldırılarımız başladı. İmparatorluk Kalesi totalde kaç puan? 1000 puan arkadaşlar, aşağı yukarı 120 takıma İmparatorluk Kalesi'ni düşürebilirsiniz. 120 kişi pardon. Yani şu oyunda 120 kişinin şu anda aktif olması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Buralar ufak müzikler vesaire ekleyebiliriz. Şöyle bakalım, Redline oyuncusunun saldırıları, Teşkilat Mahsus oyuncusunun saldırıları başlamış durumda. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Başka diyecek bir şey yok. İnceliyoruz. Mesajlara bakalım biraz neler yazılmış. Hadi hadi payitaht denmiş. Evet, gördüğünüz gibi buradan konuşmalarımız vesaire hepimizin burada. Bakalım nasıl bir şekilde bir saldırı olacak. Kapılarımız vesaire attık. Tabii ki arkalardan takımlar geliyor hala. Saldırılarımız tam gazıyla devam ediyor. Teşkilat sonuncusu olarak bu noktada arkadaşlar, loncamıza başvuru yapmak isteyen, loncamıza katılmak isteyen yeni dostlar, arkadaşlar varsa başvurularını yapabilirler. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Şöyle bakalım, başka hangi hesaplardan girebiliriz. Evet, saldırılar bence mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi teşkilatım az sonuncusunun saldırısı süper. Biz kendi loncamız adına, tabii ki de kendi loncamızdan bahsedersek, görmüş olduğunuz gibi takımlarımız gidiyor. İlk ulaşan bizim loncadan Yargıtay adlı hesap, Gürkan kardeşime ait. Emirhan Ergan kardeşim kullanıyor şu anda. İkinci hesap gene bizden. XARO Akın.
Bizimkiler biz erken girmişiz. Orada bir anlam veremedim. Evet, payitaht buradan geliyor. 28, 89 takımdan 28'e düşmüş. Ardı ardına gidiyorlar. Güzel bir görsel. Redline buradan geliyor. Redline az. Gene iki koldan geliyor. Redline bu noktada çok şanslı bir önce. Ama ilk ulaşan takım teşkilatıma sonuncusu takımı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi saldırılarımız tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Şans bu tamamen, yani sürekli başa dönüyoruz ama inşallah iyi olan, aktif olan kazanmış olur. Hani İmparatorluk Kalesi'ni bir kere kazandı mı da bırakması zor. Hani rakip oyuncularını alması Türk serverini zor, çünkü aktiflik çok yüksek. Bu noktada bunları söylemek istedik. Bakalım bir kimler var. Yargıtay, Akın, Eren, Hakan, Abdullah, Bozkurt, Geyiş Alayla, Sargejere, Hakan, Hüsrev, Adem'i göremedim ben. Evet, Emirhan'ın ikinci takım çıktı. Gayet güzel. Kahvemiz de geldi, onu da yudumluyoruz. Evet arkadaşlar, ilk çıkan takım teşkilatı maçı sonucundan, ilk ulaşan takım teşkilatı maçı sonucundan Yargıtay adlı hesap. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Ayla bakıyoruz. Arkadaşları uyardık. Takım çıkartıyoruz Ayla. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok eğlenceli ve keyif dolu dakikalar bizlerle beraber devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Başka neler yapılabilir? Evet, görmüş olduğunuz gibi ilk ulaşan takım Redline oyuncusundan geldi. İlk ulaşan o noktada göremedik. Faytahlı oyuncusundan gene saldırılar var. Faytahlı oyuncusu güzel bir şekilde saldırdı. Şu kasabayı alsak diğerleri direkt eve gidebilir. 80 kaç, 80 takım mı? Yok, 70 takım çıkardılar aşağı yukarı. Güzeldi yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Haritaya bakıyoruz. Evet, konuşmalar. Biz aldık gibi dönmüş. Tamamen şans. Evet arkadaşlarım, ve arkadaşlar tablet de kastı, çünkü bu kadar kişi aynı anda oyuna giriyor. Oyunda ufak bir kasma var. 100 kaç, 200-300 kişi var şu anda herhalde aktif olan. Hani piksel açısından da bütün kişiler bir noktada toplandığı için ufaktan da bir kasma var. Evet. İlk girişler oldu. 950. Evet. Sanki bunlar tek hero göndermiş gibi. Yani bir kesiyor bir kesmiyor gibi bir izlenim uyandırdı bende. 940. Evet, bizimkiler hala devam ediyor. Güzel bir şekilde. Şöyle biraz ben mesajları okumak istiyorum. Evet, buradan. Teşkilat mahsus olarak, mahsus olarak tebrik ediyoruz. Evet, teşkilat mahsus sonuncusu olarak da tebriklerimizi yazdık. Evet. Vegan Empire yer alıyormuş. Tamam. Yap.810 oldu. Payitaht geldiği anda sıkıntı olacak. Çünkü tüm takımlarını buraya yıktılar. Evet.
Gayet güzel. Keşke arkadaşlar da bizim diğer arkadaşlarla da. Şöyle ben dakikalara baktığım zaman buradan payitaht girdiğinde büyük ihtimalle payitahtta kalabilir. Çünkü çok sık takımlar gidiyor. Hani kalenin saldırısını ve alışını büyük ihtimalle IMF alacak. Yani payitahtı imparatorluğu alabilir. Niye? Çünkü Redline ve teşkilat masayı biraz erken gönderdi. Payitahtın aradaki mesafe çok uzaktı. Şu anda aşağı yukarı 710 takım var. 710 takım arasından biz gene de ne olur ne olmaz geri dönüş yapan takımlarımızı da gönderelim. Mesela buradan Alfa Omega gidiyor. Smash Nebeza gidiyor mu? Smash Nebeza gitmemiş. Onu gönderelim. Yani ne olur ne olmaz biz gene de takımlarımızı gönderelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi yani şu süper bir görsel. Hani biz bir de şanssız bir taraftayız arkadaşlar. Niye? Teşkilat masası olarak. Redline boş geldi. Üst tarafı komple alarak ilerledi. Yani üst taraftan anlatmak istediğim şu. Şu kısımları komple Redline toparlayarak geldi. Biz buradaydık. Biz şöyle ilerleyerek buraları yani şurayı şöyle alarak şuraya geldik. Ama onlar çok şanslı. Buradan geldiler böyle. Buraları komple alarak yani iki tane kapatma imkanları oldu. Bu şekilde ilerlediler. Şöyle bakalım 550'ye kadar düştü puan. Evet. Daha payitaht giremedi vesaire yazılmış. Ama payitaht alabilir. Bakalım hayırlısı. Redline de bizi kesmeye çalışıyor. Yani biraz zor kesersiniz canım. Hani anlam veremiyorum. Biz onlara şu anda saldırı yapmıyoruz. Zaten 75 kişilik bir lonca. Biz 30 kişilik bir loncayız. Sayıcı üstünler bize. Aktifizmimiz sayesinde buralara, gücümüz sayesinde buralara kadar geldik. Hala da daha bizim kapıları ezmeye çalışıyorlar. Anlam veremedik. Vermeyse. Yalnız eğer bizde kalırsa dehşetül vahşet bir şey olacak. Büyük ihtimalle bizde kalmayacak. Evet, bizde kalmadı. Biz alamıyoruz arkadaşlar büyük ihtimalle. Sargejere umudumuz. Sargejere atlı hesap. Şu an çok heyecanlandım. Eğer oraya tam zamanda girerse büyük ihtimalle onunla kalabilir. Ama payitaht alabilir. Payitaht Sargeciyeren'in süresi daha 20 saniye. 19, 90'a düştü. Şu anda çok heyecanlandım. Bize kalmayacak. Evet, 80. Çok heyecanlandım. Kalp krizi geçiriyorum. Evet. Redline'da kaldı. Evet. Payitaht aldı. Önce Redline yazdı, sonra payitahta çevirdi. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan payitaht loncasını tebrik ediyorum. Aa, şu anda şöyle bir durum var. Süre yok. Önce Redline aldı kasabayı. Ama Redline ardından payitaht takımı çok gönderdiği için orada bir savaş oldu. Yani şu anda süre olayı yok. Saldırabiliyor herkes her tarafa. Bu yüzden payitaht Redline'dan yararlandı. Önce Redline almıştı. Elinize sağlık arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi birikiyor. Yani oradan da artık döndüremezler bir daha diğer loncalar.
İmparatorluk Kalesi yeni fethi bu şekilde. Teşkilatımız sonrasına dediğim gibi aktif saygılı arkadaşları bekliyoruz. 13-16 dakikalık bir video oldu. Payitaht. Evet, tabii ki de buraları koruma modunu alacaktır. Herkese tebrik ediyoruz. Herkesin eline koluna sağlık diyoruz. Hani bundan sonra daha fazla uğraşılmaz zaten. Biz gücümüzü buraya kadar gösterdik. Çok zaman kayboluyor, çok zaman gidiyor. Tüm loncaları tebrik ediyoruz. İmparatorluk Kalesi'nin fethi payitahtta kaldı. Diğer Narsiyalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım. Cümleten selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Şöyle teşkilatımız sonrasının yorumlarına bir bakalım. Evet. Evet, Allah'a emanet olun arkadaşlar.